Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Unity'de 2D bir araba oyununda park yapma tekniği nasıl gerçekleşiyor? Yani bir araba belli bir alana nasıl park eder? Onu anlatacağız. Ben Mustafa Coşkuner. Merhaba, ben de İrem Selim. İrem'le birlikte size bu teknik nasıl oluyor? İşte araba nasıl park ediliyor? Ondan bahsedeceğiz. Bunun için bir arabamız var. Bu arabanın hareket kodları çok basit. Sadece ileri ve geri gidebiliyor. Bu kodları biz önden yazdık. Çok basit kodlar zaten. Sadece araba... Ama isterseniz daha sonra bunun içinde bir video çekebiliriz. Arabanın daha detaylı olarak hareket içeren kodlarını bunda anlatabiliriz. Aynen. Bunu yorum satımında belirtirseniz bir sonraki videomuz bu olabilir mesela. Bu 3D'sini evet. Çektikten sonra bundan bahsedebiliriz. Şimdi Unity'de bu park işlerini kontrol etmek için... Bizim kullandığımız bir teknik var. Bu overlap tekniğidir. Belli bir fiziksel komponentlerin, Unity'deki şu collider'ların belirli alanlarda, belirtilen belli bir vektörel alanlarda bulunup bulunmadığını kontrol etmeye yarar bu overlap'lar. Biz bugün overlap box'ı kullanarak, yani karesel bir alan, kutu bir alan çizilerek, tabii ki 2D'de alan çizilerek bu arabanın o alanda bulunması ve arabanın tamamıyla o alana girip girmediğini kontrol ettireceğiz. Yani tamamıyla o alanın içinde mi değil mi? Tüm ayrıntılarıyla beraber inceleyeceğiz bunu. Burada araba kontrollerimiz var. Park kontrollerini bu park point adlı şu objeye bir adet script oluşturacağız ve bunun üzerinden devam edeceğiz. Şimdilik ben geliyorum park point olarak bir adet script oluşturuyorum. Burası bu park alanı için bir script oluşturuyoruz. Şimdi park point. PUBG Gas sisteminde de bunun speed olanını kullanmıştık. Aynen. Yine aynı mantığın, küresel mantığı. Burada kutu olanını park sistemine 2000 years later. Uyarlayacağız. Şimdilik start fonksiyonu, bunlar dursun şimdilik. Bir adet fonksiyon lazım bize. Private olarak yazalım. Private void park control olsun. Tüm işlemlerimiz burada gerçekleşecek. Bunu da update'in içerisinde çağıralım. Park kontrol şeklinde. Yani park kontrol etme işlemlerimiz burada gerçekleşecek. İlk olarak herhangi bir araba alana girdi mi girmedi mi? Yani şu araba şu alana şöyle değdi mi değmedi mi bunu kontrol edeceğiz. Araba alana değdiği anda şu şeyin park alanının rengini yeşil yapacağız. Araba alandan çıktığı anda bunu tekrar eski kırmızı haline çevireceğiz. İlk olarak bunu bir yapalım. Bunu kontrol etmezsek birden çok araba olduğu zaman daha dinamik bir sistem oluşturmak istediğimiz zaman bunu kontrol edemeyiz. Tek bir araba için yapmış oluruz. Ama bunu yazdığımız zaman çok fazla araçlı bir oyunda bizim için daha rahat olur bu. Aynen. Ve tüm arabanın tüm köşelerinin değip değmediğini de anlamak için bir teknik kullanacağız. Ondan da bahsedeceğiz şimdi. Yani sadece arabanın şu şekilde park gerçekleşmez değil mi? Arabanın tamamıyla bu alanın içerisine girmiş olması lazım ki park olayı gerçekleşsin. Bu arada arabanın şu şeyini de şöyle bir yapalım ki üstte gözüksün. Tamam. Şimdi arabanın tamamıyla içinde olup olmadığını kontrol ettireceğiz. Bunun için fonksiyonumuzu devam ettiriyoruz. İlk olarak araba alana değdi mi değmedi mi? Bunu anlamamızın bir yolu var. Fizik 2D'nin içerisinde bahsetmiştik ya videonun girişinde overlap box'lar var. Bu overlap box belli bir alanda belli bir komponent var mı onu bize döndürür. Varsa onu return eden bir fonksiyon. Yoksa null döndürüyor. Şimdi bize diyor ki point diyor. Başlangıcı neresi olacak diyor. Başlangıcımız bu park point'in merkezi oluyor. Transform.position oluyor. Size olarak da transform.scale yapıyoruz. Yani transform.localscale olarak da kendi ebatlarını veriyoruz objenin. Bu sefer objenin merkezinden başlayıp objenin ebatları kadar bir tane kutu alan belirtmiş oluyoruz. Bu da tam objenin objeyi gösterdiğimiz o geometrisinin çizildiği alana denk geliyor. Açı olarak 0 veriyoruz. Bizden bir tane maske istiyor. Bu maske ne oluyor? Unity'de biliyorsunuz şurada objelerde maske var. O objelerde arabaları filtrelendirmemiz için bir tane maske belirleyeceğiz. Bunu da yukarıya... Çarpanın araba olduğunu ayırt ediyor aslında. Aynen. Objenin araba olup olmadığını ayırt ediyor. Değil mi? Şimdi Car Mask mı olsun bunun adı? Evet, Car Mask olsun. Car Mask ideal bir isim. Geldik buraya. Car Mask olarak da bunu son parametre olarak gönderiyorum. Bakıyorum. Bu Collider türünden bir şey döndürüyormuş.
Değer döndürüyormuş. Ben de collider yazıyorum. Bu tabii ki collider 2D. Buna hitted car diyelim. Değilen araba. Yani alana giren bir araba olursa bunun içine dolacak. Şimdi bunun kontrolünü bir şu şekilde yapalım. Eğer alana giren araba yoksa bu metodu burada bitirelim. Yani şöyle null dönüyorsa bu alt kısımlara hiçbir zaman giremesin. Yani alana araba girdiğinde park etme kontrolü olmaya başlasın. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken olay şudur. Arabanın tüm köşelerini vesaire yakalamamız gerekecek. Bunun için de bize şu şekilde başlayalım. Bir bool park gerçekleşti mi? Park is okay şeklinde bir tane şey yazalım. Bu true olsun. True olarak başlasın. Bundan önce ilk önce arabanın tam olarak o köşelerin çarpıp çarpmadığını bir kontrol etsek daha iyi olur. Sonra bunu yazalım. Yani arabanın alt objelerine ulaşalım, değil mi? Aynen alt objelerine Tamamdır. ulaşalım. Tamamdır. Car controller, o zaman car controller türünden bir değişken tanımlıyorum. Bu şey olsun. Hitted. Çarpan arabaların bir araba car kontrol olup olmadığına bir komponentle verelim. Yani şu zaten biz araba maskesi verdiğimiz objelerin hepsi car controller'a ait olarak ayarlayacağımızdan bu hiçbir zaman sıkıntı çıkarmaz bize, değil mi? Hitted car nokta get component diyorum. Yani değilen arabanın komponenti car controller komponentini bana ver diyorum. Bunun içine gelmiş olacak. Ondan sonra Şimdi köşeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi en üst, bir üstte bulunan overlap box'ta biz araba kontrolünü yaptık. Şimdi bu içerisine giren arabanın içerisinde bir seçim yapıp eleme yapıyoruz bunun içerisinde. Bu giren arabanın içerisindeki noktaların çarpıp evet. çarpmadığını, tam o dört noktanın. Arabanın içerisinde o zaman bir tane şey noktalarımız olmak zorunda, değil mi? Evet. O zaman geliyoruz araba kontrolüne, hemen dönüyoruz. Buraya bir tane ne ekliyoruz? List ekliyoruz. Public list. Collider türünden olsun bu da. Collider 2'de park points diyelim. Hatta bunun adına park objects diyelim. Şimdi park point de orada şey de var. Karışması ismi. Class'ın adı ya. Tamamdır. Şimdi geldik. Bunun içindeki tüm park pointlerinin hepsi şu sen diyorsun ki İrem, şimdi ilk önce şeyi alacağız. Bizim dört tane noktamız giriyorsa eğer ki yani ya da kaç nokta varsa onları kontrol etmemiz için bir dizi şeklinde collider'ın dizi şeklinde olup overlap box'ı döndürmemiz gerekiyor. Yani o zaman alana giren noktaları önce çekmemiz gerekiyor. Evet, aynen. Tamam. Collider 2'de hitted park points diyelim. Point diyebiliriz aynen. Tamam. Bu sefer alana birden fazla nokta girebilir, değil mi? Bu sefer overlap box yerine overlap box all, yani birden fazla olduğu için all olanı fonksiyonu kullanacağız. Bir dizi içeriyor çünkü bu. Aynen. Bu bize bir dizi döndürüyor. Transform nokta position. Yine pozisyondan alıp transform nokta local scale. Local scale. Açı yine sıfır. Burada Yine bir da maske oluşturmamız aynen. Burada gerekiyor. da şeyler için. Park pointler için ikinci bir maske. İlk maske arabalar içindi. Public layer mask. Park points. Bu iki ayrımı yapmazsak araba için kullandığımız maskeyi niçin park pointler için kullanmıyoruz? O zaman arabanın kendi komponenti de burada sayılacağından yapımızı bozar. O yüzden park pointleri ayrı bir maskeleme ile almamız gerekiyor. Park point mask diyelim. Arabanın bir noktası bile değdiğinde park etmiş gibi algılar bunu. Aynen. Arabayı da bu park point olarak algılar. Bu sefer birazdan yapacağımız işlemi bozar. Şimdi park point mask dedik. Elimizde bir park pointler doldu. Şimdi biz ilk olarak bir şu şeyden sonra bool'dan sonra bir tane şey belirledik, değil mi? Bool belirledik. Bu bool'da ne yapıyoruz? Park önce diyoruz ki tahmin ediyoruz. Bu park kesinlikle gerçekleşti. Ama yine de bir kontrol ediyoruz. Bir tane for each açıyoruz. Var item in şeyler kadar dön. Ne kadar? Değilen arabanın hitted car controller'ın park objeksi kadar dön. Bu tüm park objeleri kadar dışta dönüyoruz. Sonra bir içe giriyoruz tekrardan for Aynen bir tane daha döngü açıyoruz, değil mi? Şuradan for each'e devam edelim. Var yazamadım. Item 2 in. Bu sefer ne kadar? Değilen noktalar kadar bir daha dönüyoruz. Karenin içine giren park Park noktaları kadar dönüyoruz. Şimdi bunun içine
İkinci bir result'umuz olsun. Bu result'umuz olsun. Bu false. Şimdi eğer arabanın noktalarından birisi, arabanın içindeki o park noktalarından birisi bu değilen noktalarda varsa, item 2'ye eşitse, yani o nokta alana girmiş demektir. O an bahsi geçen itemin içindeki nokta o alana girmiş demektir. Tek tek nokta, giren noktaları kontrolünü yaptırıyoruz aslında burada. Aynen. Result true yapıyoruz. Sonra... O zaman bir sonrakini arama gereksinimi olmadığı için birlikte çıkabilir zaten aynen. Oradan. Şu ilk döngüden çıkabiliriz. Çünkü noktanın birisi bulunduysa artık o noktayı aramaya gerek yoktur, değil mi? Evet. Şimdi geliyorum. Eğer ki burada diyorum ki result false kalmış ise, result'u başlangıçta false belirlemiştim. Burada false kalmış ise ne yaparız? Yani bu nokta bulunamamıştı. Eğer herhangi bir noktada bulunamadıysa, arabanın noktalarından herhangi birisi de bulunmadıysa artık burada da break ettiririz ve olmaz artık. Onun için genel olarak aynen, park false yaparız. O kadar false yaparız ki şey olmuş olacak. Artık park gerçekleşmemiştir. Ama bütün noktaların karşılığı bulunmuşsa, arabanın içindeki tüm noktaların karşılığı bulunmuşsa bu hiçbir zaman false olamaz. Şuraya giremez. Bu sefer park gerçekten bu true kalır ve park bu döngünün sonunda, for each döngüsünün sonunda park gerçekten gerçekleşmiş olur. Şimdi buraya geleceğim. Bu is park okunda durumuna göre park alanının rengini değiştireceğim. Bunun için o park alanı bu 2D çalıştığımız için bir sprite renderer'ı vardır onun. Şuraya tanımlayayım onu. Public sprite. Şu şekilde sprite renderer. Park olduktan sonra bir de park. Aynen. S renderer diyelim. Bunu da başlangıçta bir çektireyim şöyle. Başlangıçta şöyle okutturayım. Get component sprite renderer özelliğini alayım. Komponentini. Şimdi iki adet de rengimiz olsun değil mi? Hangi renkleri yapalım İrem sence? Kırmızı, yeşil olabilir. Aynen. O zaman şuna park color diyelim. Park color. Park change color. Ya da normal. Aynen, buna da normal diyelim. Yani şu üstteki renk park gerçekleştiğinde alttaki de normal. Bunlara inspektörden bir değer verelim. İnspektörden ayarlayalım bu renkleri. Şimdilik burada şey yapalım. Şimdi geldim buraya. Az önce anlattık. Is park okay park durumuna göre değişecekti. Diyorum ki is park okay true'ysa park is okay. Park is okay. Aynen. Beynim bir an nur referans verdi. Şimdi geldik. O zaman rengi değişecek. Aynen. Sprite renderer nokta neyi? Color'ı değil mi? Color'ı park color olacak. Aynen park color olacak. Şey için get component'i burada yaptırıyorum. Yani sprite renderer'ı okutuyorum ya. Bunun üzerinden devam ediyorum. Hı hı. Ondan sonra as diyorum. Sprite renderer yine. Sprite renderer'ın neyi? Color'ı. Normal kalır. Yani eğer park olmamışsa normal rengine geri dönsün diyorum. Burada herhangi bir şeyimiz yok gibi. Update'de çağırdık fonksiyonumuzu. Yani ilk olarak ne yaptık? Arabamızı kontrol ettik. Araba eğer null ise aşağıya hiçbir zaman girmiyor. Bu metot burada bitiyor. Şurada bitiyor. Aşağıya girmiyor. Eğer araba null değilse o arabanın komponentine ulaşıyorum. Sonra alana giren şeyleri aldırıyorum. Park pointleri çektiriyorum. Sonra arabanın park pointleri kadar dönüyorum. Bir de alana girenler kadar dönüyorum. İkisini içinde birbirinin içerisinde arama yaptırıyorum. Eğer arabanın tüm komponentleri alana girmiş ise, buradan o sonuç çıkmışsa is park okay true kalıyor. Ona göre de rengi değişiyor. Şimdi geldim Unity kısmına. Kodlarımız uygulansın. Şimdi buradan araba için bir tane layer oluşturuyoruz. Araba için car olsun. Bir tane daha layer'ımız olacak. Park pointler için park point olsun. Şimdi bu arabanın layer'ını şuradan vereyim. Bu araba car diyelim. Diğeri de park point. Aynen. İçine objeler oluşturacağız. Park point objelerini oluşturacağız. Dört köşesine objeler atacağız değil mi? Hı-hı. Şuradan ben create empty diyeyim. Bunun içine box collider 2D ekleyeyim. Şöyle bunu şöyle biraz küçültelim ki şurası bir köşesi olsun mesela. Şu köşe bir. Collider bir olsun. Öyle. Getirelim bunu. Şöyle şuraya alalım. Hı-hı. Bir tane daha ekliyorum. Bu da ön sol taraf, sağ tarafta olsun. Önceki sol.
Şimdi bu geldi, arka sağ oldu. Bu da geldi, arka sol oldu. Şöyle 4 adet şey ekledim, park point ekledim. Bunların adını park point yapayım. Bunlara da park point layer'ı vereyim. Bunlar trigger olsun, bir yerlere çakışıp durmasınlar arabayı yürütürken. Tamamdır. Arabamızın da kolayları var. Şimdilik kodumuzu test edebiliriz. Çalıştırıyoruz Unity'yi, bakalım. Bir yer unuttuk mu? Tüm tagleri verdik. Tüm tagleri verdik. Şeyleri eklemedik sanırım. Bir dakika. Kodun üzerindeki layer'ları. Layer'ları da verdik. Şu park objektleri belirtmedik. Hani bunlar. Şunları şu şekilde de belirtelim. Bunları her zaman unutuyorum ben çalışırken ya. Şu şekilde verelim. Şimdi çalıştıralım projemizi. İleriye doğru gittiğimizde arabanın bu alana girdiği anda şey yapması lazım. Tam 4 alana içerisine aldığı anda. Aynen 4 alanda içerisine aldığımız anda. Renkleri verdik değil mi? Renkleri verdik mi? Onları da unuttuk. Her zaman olduğu gibi. Renkleri de verelim. Hatta park point'in şeyini de atlamışız. Class'ını da atlamışız. Evet. Şimdi geliyoruz. Şu ilk rengi, normal rengini yukarıdan kopyalayıp yapıştırdım. Bunu da yapıştırdım. Buradan bu da ne olsun İrem? Hangi renk olsun? Yeşil yapabiliriz. Aynen yeşil olsun. Tamamdır. Kar maskemizi verelim. Araba. Point maskemiz de kar point maskesi dedik. Sprite render'ı zaten başlangıçta çekiyor. Yani çekiyor zaten onu. Aynen yine de atmış olalım. Tamamdır. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Bir ileriye doğru gidelim. Gördüğünüz gibi araba tam girdiğinde şey oluyor. Çıktığında arka iki teker. Arka ikiyi dışarıda bırakıyorum. Bakın arka iki. Arka iki dışarıda renk olmuyor. Park edildiğinde değişmiyor. Şuradan da görelim mesela. Projeyi durduralım şöyle. Başla bir kez daha şöyle bir bakalım. Arabamızı seçelim. Şöyle şu alana gelelim. Şimdi yavaş yavaş bir alana yaklaşalım. Şu öndeki iki gördüğümüz küçük şu küçük olarak gördüklerimiz park pointlerdi. Az önce attık arabanın içine. Şimdi onları yavaş yavaş bir kontrol edelim. Şimdi bakın ilk iki girince hiçbir şey yanmıyor çünkü. Aynen. Bakın arkadakiler de girdiği anda park gerçekleşmiş oluyor. Şimdi birazcık daha geriye alırsanız araba tam içine geldiğini falan anlarsınız. Biraz daha küçültürsünüz. Duruma göre bu şekilde ayarlarsınız. Bu 2D kısmı bu kadardı. Bir sonraki videomuzda 3D'sine de değinmeye çalışacağız. Yani 3D ile ilgilenen arkadaşlar olursa dinlerse seviniriz. Aynen 3D videomuzda gelecek yakında. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.